dediği doğru şeyler bakın, de var hocam. Şunu dünya yıldızda bir şey yeni bir gelişme Osman için şartları zorlayacağız açıklaması geldi Okan Hoca'dan. Tabii. Yani 75 biliyorum milyon ya. Serbest kalma maddesi hayır, var. İstiyor, hepsi istiyor. Tabii. Galatasaray'ın hepsi istiyor. Her şey bir tarafa. Osman gibi bir futbolcu yeter ki bizim ülkemizde olsun. Ben onu her kulüpte isterim. Türkiye'de başka takımda oynamaz diye açıklama yaptı. Ya ben başka bir şey sormak istiyorum. Bu akşam Habertürk Spor'un konuğu Okan Hoca, Okan Buruk. Osman için şartları zorlanacağını söyledim. Ben program başında söyledim. George Gardi ile görüştüler. George Gardi yardımcı olacak. Osman yardımcı olacak. Evet bir şekilde para verilecek ama para 75 milyon euro, 70 milyon euro şu anda. Peşin olarak verilmeyecek bu para. Taksitlere yayılacak. Belki takası olacak. İşte Barış Alper Yılmaz istiyorlar. Yunus Akgün şu anda çok radarına girmiş yine Napoli'nin. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Evet. Şimdi bu paralar veriliyor. Bu paralar verirken Futbol Federasyonu'nun ortaya koymuş olduğu bir harcama limitleri var. Bunların içinde kalıyor muyuz? Yıla yayınca... İkincisi bu kadar büyük bir borç batağında olan kulüplerin, yani ben genel şey olarak söylüyorum, sadece Galatasaray olarak değil, yani Galatasaray çekirdeğinden öyle konuşmak istiyorum. Şimdi bakın, burada Galatasaray kulübü bu parayı verdiği zaman kulüpler birliği olarak, yani bankalar birliği ne ve paraları ödemekle yükümlü olduğu bir ödemesi var. Tabii. Bu yukarı çıkacak tekrar. Tabii. Thank you, kaldı ki aynı tabii şimdi oraya geleceğim Cüneyt. Muhakkak ki bu yani kulüplerin bu ekonomik yapısını, kasasını tamamı Galatasaray'ın kasasından çıkacak bu paranın. Onu biz de bildik. Ekonomistler bunu öğreniriz. Bunlar da çok önemli detaylar. Sponsorlar. Fenerbahçe için de hani devre arası acaba bir hamleyle. Sevgili Cüneyt. Buyurun daha mı önemli? Buyurun hocam. Kulüplerin hiçbiri. Hocam girmeyelim onu. Hayır kulüpler çok yaşasın bunlara hesaplasınlar. Yaşasın ekonomistlerle çalışsınlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nu denetlesin ama hani bizim televizyon programında biz başarılar diliyorlar. Ben çok iyi biliyorum. Yapı hocam. Ben bak söylediğim. Bir sportif yönüne bakalım. Yani Galatasaray'da mutlu Türkiye'de başka bir takımda oynamaz ifadesi sizce de önemli değil mi spor adamı olarak? Aynen. Hani Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyordu. Bu çok Fenerbahçe'de başka bir şey söyleyeyim mi? Kulüplerin ekonomik yapısını bir ekonomi toplantısında konuşmak lazım. Ben size de şeyi de söyleyeyim. Osimhen mesela şimdi Galatasaray için çok konuşuluyor. Okan Buruk da başka bir kanalda konuşmalarını yapıyor ama yani Fenerbahçe'de devreye girebilir yani. Eğer parayı ödemiyor. Oyuncu istemiyor. O başka bir şey. Oyuncu istemediğin deklar. Oyuncu istemeyip istememesi değil. Eğer Galatasaray kulübü o parayı çıkarıp veyahut da o parayı ortaya koyup alamayacak bir duruma gelirse Napoli ile Fenerbahçe kulübünün bir ilişkilerinin iyi olduğu hep konuşuluyor. Galatasaray Icardi'den çıkacak. Ben söyleyeyim sezon sonu. Sezon sonu Galatasaray Icardi'den çıkar. Zaten bir yıllık sözleşmesi kalıyor. Oyuncu ancak bir yılda kendini toparlar. Bir yıl 15 milyon euro maliyeti var. O maliyeti Osimhen'e verir yıllık gelir olarak ama bu iş dediğim gibi Voltran'ı oluşturacak Galatasaray. İşte Galatasaray camiasının ileri gelenleri yardımcı olacak, sponsorluklar bulunacak. Osimhen'in bonservisi hisselere bölünecek. O yatırım yapacak. Hisseli mesela şöyle olacak. 5 milyon euro mu verdin? Osimhen'i 70'e mi aldın? 100'e sattığında o hisseden yine döviz üzerinden alınacağı için bonservisi o hissedarlar zaten kazanacak. Hissedar aslında yatırım yapıyor. Osimhen'in bonservisine yatırım yapıyor. Oradan da para kazanacak. Ama yani burada bonserviste oyuncu almak da Avrupa takımlarını çok istemeyebilir. Ama şimdi Osimhen'den bahsediyoruz. Nasıl alacaksın başka türlü? Alamazsın ki. Yani işte Bankalar işte Birliği var, Galatasaray'ın bir realite var ama. Formül alacaksın. Formül yani bu şekilde olur. Formülü bulmaya çalışacaksın. Fenerbahçe öyle bir oyuncu almıştı. Sorun yaşamış diye hatırlıyorum. Mesela hisseli. Fenerbahçe Medina'yı istiyor. Medina'nın bonservisi, hisseleri birkaç kulüpte. Yani birkaç şirket var. Onlarla birlikte olacak bir şey. Bunu da söyleyeyim. Şey Brezilya'da, Güney Amerika'da bu şekilde oluyor. Herkes yatırım yapıyor. Yani bu şekilde de artık Türkiye'de de buraya doğru gidecek iş. Eğer oyuncuya güveniyorsan, oyuncu potansiyelliyse oyuncudan para kazanabilirsin. Bu işte artık bir ticaret. Büyük paralar dönüyor. Osimhen de iyi bir yatırım. Yani. Bence de yatırım. Benim param olsa Osimhen için. Az önce bir arkadaşım yazmış. Zeytinyağı üreticisi diyor ki bir yıllık zeytinyağı
üretim gelirimi ben Osimhen'in bonservisi için veririm diyor. Peki ben Allah şey korusun 500 dolar demiştim zaman ya ben de bunu vereyim. Bir de bu işin sakatlığı var. Kulüplerin ekonomisi diyorsunuz. Ha işte buyurun. O acı kader olur sakatlık Allah göstermesin futbolcuya. Şöyle tabii hiçbir futbolcunun rengi ne olursa olsun kesinlikle. Hocam sigorta ettireceksin o zaman. Sigorta bir takımla uzaktan kaldıktan sonra sigorta değil 4 tane üstüne tekerlek ne olur ne fark eder ki Zeki. Ama bilemiyoruz tabii onu bilemeyiz. Ya şimdi tabii bunlar hep biz her şeyin iyi olacağı. Osimhen kalsa da birkaç sezon daha izlesek Türkiye Ligi'de. Her şeyin iyi olacağını düşünerek konuşuyoruz ama. Satın alma olsun. 150 milyon euro. 150 milyon euro şimdi düşürmeye çalışıyor. City diyor ki ben sana diyor haftalık 2 milyon euro vereyim. Sen kulübünde ikna etmeye çalış. Bu şey 150 milyon euroyu düşür seni alalım. Yani bu işler hep böyle. İyi oyuncuyu almak ister herkes. Seviyor. İşte Manchester United'ın Osimhen'e talip olacağı konuşuldu. Bugün yine öyle bir haber var. Ama dediğim gibi herkesin bir para Ocak bedeli var. Ocak ayında gitme ihtimalinde yok, yüksek olduğunu söylüyorlar ama. Yok yok, Okan Hoca ama bugün söyledi. Sezon sonuna kadar bizimle dedi Okan Hoca. Oyuncu gitmez ama zaten. Ama şöyle 75 milyon serbest kalma maddesi evet, var. Evet öyle. Yani 75... Fenerbahçe 75 milyonu verip ya şöyle oyuncuyu 75'i... Napoli'den alabilir. Ay bir de zaten Napoli'de esas 50'yi veremeyim. Bir ön ödemesi gereken bir rakam varmış. Bunu verdiği o zaman... O kapara yatırıyor. Valla bugün bir yerde okudum ya. Ciddi söylüyorum. Yok hocam yani... öyle. Adettendir hocam. Bir kapara yatırıyor. Ben şunu söyleyeyim. George Gardy varsa Galatasaray'la çok iyi ilişkiler içinde bu işi bir şekilde halleder. Ama nasıl halleder? O da çok usta bir menajer. Mutlaka bunun yolları vardır. Bunu çözerler. Galatasaray lehine çözer. Galatasaray lehine çözer ama... Osimhen'in de sezon sonuna kadar performansı da önemli bu arada. İşte sakatlık geçirmemesi lazım.